akşamlar diliyorum. Ben Şule Demir. Arkadaşlar bakınız şimdi okul öncesinde oyun gelişimi ile ilgili bilgi vermek istiyorum size. Nereden soru gelir? Görüyorsunuz tek kuzen yapay zeka ile artık sınava hazırlıyor. Hiç de zor değil hazırlanmak. O yüzden de lütfen arkadaşlar korkmayınız. Bu konunun uzmanları var. O yüzden yani biz söylüyorum yine Tekuzem olarak yapay zeka ile sınava hazırlıyoruz arkadaşlar. Bundan asla ve asla korkmayınız. O yüzden de Elif Hocam merhaba, ben de çok özledim. Ay canımsın ya. Elif Hocam merhaba merhaba. Evet arkadaşlar bakın ben şöyle demiştim oyunla ilgili. Biz nereden nereye soru bekliyoruz. Onu size söylemek istiyorum öncelikle arkadaşlar. Bizim 29. sorumuz buradan başlıyor oyun gelişimi. Hemen isterseniz not alın arkadaşlar. Yani biz nereden nereye soru çözeceğiz. Şimdi biz ÖABT sorularını şöyle alıyoruz arkadaşlar. ÖABT nereden itibaren oyun gelişimi başlıyor? Yani şuna dikkat ediyoruz. Oyun gelişimi dediğimizde bizim 29. sorumuzdan itibaren başlıyor arkadaşlar oyun gelişimi. Yani 29. sorudan 34. soruda dahil. 34. soru dahil. Evet dikkat edin. Elif Hocam bekliyorum oğlum, beni görmeye gel. Yarın okulumda dersim var benim. O yüzden de İstanbul'dan bağlanıyorum arkadaşlar size. O zaman kaç tane soru çıkarmış? 6 tane soru geliyor. Biz 6 tane soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakınız, bize 29. soru getirdi geçen sene. Nereden getirdi? Tarihçi, yazar Huizinga'dan soru getirdi arkadaşlar. Hangisi olamaz dedi. O yüzden de 29. sorumuz Huizinga'dan da. Yani biz belli durumlarda, yani ne kadar oyun oynadıkları önemlidir dersi, belli durumlarda çocuklar ne kadar oyun oynadıkları önemli değildir diyor. O yüzden de hemen doğru cevabın arkadaşlar yani bu olduğunu görüyoruz. Daha sonra Huizinga'dan çıktı 30. soruyu. Yani bizim kültürümüz var, ata kültürü. Hangi ata kültüründen soruyu getirdi ve sordu bize arkadaşlar. Yani ata kültürü kimdir? Çocuk oyunlarında çadır yapıyor. Çünkü ataları o şekilde yapmış. Biz buna tekrarlama, özünü bulma kuramı diyoruz. Ancak bu kuramcının adı Stanley Hill'di arkadaşlar. Ben gelir demiştim. Stanley Hill'den soru bekliyoruz demiştim. Ve gerçekten de geldi. Daha sonra bizim 31. sorumuz arkadaşlar, çocuk çevresi, öznesi ve nesnesi olmak üzere diyor. İki kutuplu sistemdir diyor. Hangi iki kutuplu sistemdir diyen kuramcı Bursa seçeneği doğru cevaptı. O halde Halenko'nun sistem kuramını gördük arkadaşlar. Daha sonra 32. soru, biz bunu iptal ettirmek için çok uğraştık. 32. soruda o da ne vardı arkadaşlar? Vygotsky'nin sosyokültürel kuramı vardı. Ve sosyokültürel kuram arkadaşlar, sosyokültürel kuram yani onda bize diyordu ki mış gibi oyunlar, mış gibi oyun Vygotsky'nindir arkadaşlar. Mış gibi yapmak kurallardan bağımsızdır diyordu. O yüzden de yani çocuk mış gibi oyun oynayarak aslında kural oluşturmuyor arkadaşlar. Kurallarını koyuyor. Biz bunun üzerinde itiraz ettik. İnşallah itirazımız geçerli olacak. Ve 32. soruyu iptal ettireceğiz. Bakalım ne olacak? Ne gelecek? Bir de Guiro arkadaşlar, vurmalı çalgı. Ama maalesef hangisi yer almaz dedi. Bize getirdi. Şimdi bakın 33. soru bizim. Sembolik arkadaşlar oyun. Sembolik oyun. O yüzden de sembolik oyunda Sıdık Hocam merhaba bu arada. Sembolik oyunda arkadaşlar bir nesneyi bir başka nesnenin yerine koyarak oyun oynaması ve sembolik oyunu bize analojiyle sordu. Adana doğru cevaptı. Biz bunu gördük. Daha sonra 34. soruyu getirdi. O da yetişkinler tarafından
Arkadaşlar, öğretmen nezaretinde oynanan oyundu. Doğru cevap Bursa'ydı, kurallı oyundu. Şimdi bu sene nereden soru gelir bize? Benim söylediğim yerlerden, beklediğim yerlerden soru geldi arkadaşlar. Dikkat edin. O zaman bu sene ben Şule Hoca olarak nereden soru istiyorum, nereden soru bekliyorum? ÖSYM bize nereden soru getirsin, nereden sorsun? Şimdi bakın sevgili okul öncesi öğretmenlerim, 29. sorudan 34'te dahil olmak üzere oyun girişimi sorularıdır. O yüzden de oyun girişiminde soru sayımız tam 6 tane sorumuz var. 29-34. Unutmayın arkadaşlar, İstanbul plakasına kadar geliyor. O yüzden de dikkat etmemiz gereken nokta. Terim hocam, ben ne dersem oluyor gerçekten. Benim dualarım kabul oluyor. ÖSYM beni dinliyor. O yüzden de yani bunu sormasını istiyorum diyorum. Buradan soru geliyor arkadaşlar, buna dikkat edeceğiz. Teşekkür ediyorum Elif hocam. Şimdi arkadaşlar bakınız, hemen alıyorum. Erken çocuklukta oyun girişimi diyoruz. Şimdi serbest akışta oyunlar var arkadaşlar. Yani bir de oyun kuramları var. O halde oyun kuramlarından ben Şule Hoca olarak bu sene arkadaşlar, bu sene beklediğim yer neresi benim? Beklediğim yer şu. Birincisi hazırlık, ön egzersiz, Kargros. Buradan soru bekliyorum. Bir, ön hazırlık, Kargros. O yüzden de arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Buradan soru gelebilir. Yani klasik teorilerden bir tane soru sorar. O yüzden dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Anlatacağım bunları kesin ve kesin. O yüzden de ÖSYM'nin bunu sormasını istiyorum, bekliyorum. Buradan soru getirecektir. Diliyorum arkadaşlar. Sonra bakınız, bu sene özünü bulma, tekrarlama geldi arkadaşlar. Bundan soru sormaz artık. Klasik kuramlar içerisinde buradan artık arkadaşlar yani soru getirmeyecektir. Dikkat edelim. Yani buradan bir de bize sormasını beklediğim soru anlatacağım arkadaşlar. Yani psikanalitik teoriden soru getirir bize. İkincisi buradan olacaktır. Yani bizim birinci sorumuz arkadaşlar yetişkin yaşamına hazırlık, Kargros. İkinci sorumuz psikanalitik teori, yani Sigmund Freud neden oyun oynar? Hangisi doğru değildir sorusunu kesinlikle getirir. Daha sonra ise arkadaşlar yani Erikson'la ilgili soru bekliyorum ben. Yani buradan soru getirir sorar arkadaşlar. Bize Piaget'den soru getiriyor. Yani Piaget'den alıştırmalı oyun arkadaşlar. Alıştırmalı oyun, sembolik oyun ve kurallı oyun. Buradan bir tane soru göreceğiz biz. Yani 3 tane inşallah çocuğun özelliğini verecek. Bu 3 tane çocuğun oynadığı oyunlar diyecek bize. Piaget'e göre hangi oyun dönemlerinde ve eşleşmesini soracak. O yüzden de ben böyle düşünüyorum. Yaptığım analizler sonucunda ÖSYM'nin böyle soru sormasını istiyorum arkadaşlar. Bakınız, bir dedim. Bir, yetişkin yaşamına hazırlık arkadaşlar. Kargros. O yüzden de hazırlık, ön egzersiz kesin soru getirir. Daha bu sene de demiştim zaten, Stanley Hill soru olarak gelir. Yani ÖSYM'nin sorması gerekir. Hiç dokunmadığı yerde dokunması lazım artık buraya dedim arkadaşlar ve dokundu. O yüzden de gördük biz soru oradan, şükür. Sonra buradan çıkacak bize psikanalitik teoriden bir tane, yani Sigmund Freud'dan bir tane soru bekliyorum. İkincisi buradan kesin olur arkadaşlar. Üçüncüsünde Erikson'un oyunla ilgili görüşleri var. Oyunla ilgili görüşlerinden bir tane soru kesin getirir arkadaşlar. Sonra buradan çıkar. Zaten Piaget'den bir tane soru göreceğiz. Yani dördüncü soru kesinlikle Piaget'den olacak. Daha sonra ise arkadaşlar yani Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky'den soru sordumuş gibi oyun. Defalarca bunu gördük zaten biz. Yani biz arkadaşlar buralardan soru bekliyoruz. Ama benim Similanski'den soru bekliyorum arkadaşlar ben. Similanski. Beşincisi Similanski. Altıncı sorumuz bizim
çağdaş kuramlar ve geleneksel kuramlar arasındaki farkı getirecek bize. 6 tane soru göreceğiz. Hadi bir anlatacağım şimdi bunları size. Bir arkadaşlar, yetişkin yaşamına hazırlık. Kuramcının adı Karl Gross. Hadi ikincisi arkadaşlar. İkincisi psikanalitik teorilerden, yani özellikle çocuğun oyun oynaması ile ilgili. O yüzden teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Oyun gelişimi ile ilgili arkadaşlar. Yani onu göreceğiz biz. Çocuğun neden oyun oynadı? Neden oyun oynamadı? Yani çocuğun cinsel dürtülerini atmak için güvenli bir ortam olan oyundan bahsediyor. Bununla ilgili soru getirecek. Daha sonra Erikson'dan üçüncü sorumuzu inşallah göreceğiz. Buradan soru getirecek bize. Yani mikrokozmos, dikkat edin. Mikrokozmos, ben buradan soru istiyorum. Mikrokozmos'dan soru istiyorum arkadaşlar. Daha sonra yani bize Piaget'den soru kesin. O alıştırmalı soru, alıştırmalı arkadaşlar. İkincisi sembolik oyun, üçüncüsü kurallı oyun. Yani bize üç tane çocuk verecek, hangileri diyecek, hangi oyunu oynuyorlar diye soracak. Ben böyle istiyorum, böyle bekliyorum. İnşallah ÖSYM beni duyacak yine. Herkes bilir, ÖSYM bunu sorsun dedim, sordu. O yüzden hani ben soru falan vermiyorum. Nereden soru getirecek? Sınırlandırıyorum bunu arkadaşlar. Sonra buradan çıkacak arkadaşlar. Yani Vygotsky ile ilgili çok soru getiriyor. Buna dikkat edeceğiz. Ve Similanski soru soracak arkadaşlar. O yüzden de mutlu enerji her zaman Elif Hocam. O yüzden de yani ben ne dersem gerçekten de onlarla ilgili soru geliyor. Şimdi bakınız arkadaşlar, bilgi vermek istiyorum buradan. Artık ilerletmek istiyorum. Şöyle alıyorum, diyorum ki buradan. Klasik oyun teorileri arkadaşlar. Fazla enerji teorisi. Reaksiyon, rahatlama, dinlenme geldi bundan. Gerginliği giderme kuramı. Hazırlık, ön egzersiz. Bak, Karl Gross, ön egzersiz. Dikkat edelim. Karl Gross, Karl Gross. Hadi arkadaşlar, rekapitülasyon, özünü bulma, tekrarlama, bağlantı teorisi. Yani bir de haz teorisi var. Karl Bühler, fazla enerji teorisine bakalım. Şimdi arkadaşlar, dikkat edin. Fazla enerji, bir de orada rahatlama, tekrarlama, rahatlamayı görüyorsunuz. Yani regresyon, rahatlama, dinlenme. Şimdi çocuk enerjisi birikiyor. Schiller diyor ki çocuk bu biriken enerjiyi diyor oyun oynayarak atması gerekiyor. İşte oyun alanları yaratmamızın tek nedeni çocuklara biriken enerjilerini oyun olarak atmalarını sağlamak. Fazla enerji de o yüzden de oyun organizmada bulunan fazla enerjinin amaçsız etkinlikleri olarak oyun yoluyla harcanması arkadaşlar. Yani çocuk fazla enerjisini harcamak için oyun oynuyor. Yani o yüzden de neden teneffüs koyuyoruz? Çocuk çünkü geriliyor. Bu oyun yoluyla enerji birikiyor. Enerjisini atması gerekiyor. Hangi fazla enerji kuramı şair, Alman şair Friedrich Schiller ve Herbert Spencer. Friedrich Schiller, Herbert Spencer diye ne bakıyoruz? Diyor ki bize Cengiz öğretmen hazırladığı etkinlikler sırasında arkadaşlar bakınız şimdi ilk kez hocam sizi ilk kez tanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Dilay Hocam. Teşekkür ediyorum. O yüzden de arkadaşlar dikkat edin buna. Yani teşekkür ediyorum. Şimdi Cengiz öğretmen hazırladığı etkinlikler sırasında bazı çocukların odaklanmakta sorun yaşadığını, yerinde duramayıp koşturduğunu fark ediyor. Bunun üzerine etkinlik geçişlerinde açık alanda oynanan oyunlardan daha çok yararlanması gerektiğini düşünüyor ve planlarını bu yönde güncelliyor. Öğretmen ilerleyen günlerde çocukların etkinliklerde daha keyifli olduklarını ve etkin katılım gösterdiklerini gözlemliyor arkadaşlar. Şimdi etkin katılım gösterdiklerini, yani burada fazla enerji de var, rahatlama, dinlenme de var. O yüzden de dikkat edelim arkadaşlar. O yüzden de yani Elif Hocam
fazla enerji kuramı diyor. Şimdi bakın bununla ne karışır? Dikkat edin Elif Hocam, teşekkür ediyorum. Ne karışır bununla? Rahatlama dinlenme teorisi karışır arkadaşlar. Yani burada rahatlama dinlenme teorisi ikincisi bu kuramcı Moritz Lazarus. Yani kuramcısının adı Moritz Lazarus. Azarus harcadığımız enerjiyi toplarız. Moritz Lazarus. O yüzden de bu defa o da diyor ki fazla enerji kuramında çocuk enerjisini oyun yoluyla atıyor. Ama rahatlama dinlenme kuramında, yani buna regresyon deniyor. Rahatlama dinlenme. Yani çocuk bu defa arkadaşlar enerjiyi harcıyor diyor o da. Harcayan enerjiyi ne yapacak? Oyun oynayarak yerine koyacak. O yüzden de dikkat edeceğiz buna arkadaşlar. Yani o zaman Cengiz öğretmen hazırladığı etkinlikler sırasında bazı çocukların odaklanmakta sorun yaşadığını, yerinde duramayıp koşturduğunu fark ediyor. Bunun üzerine etkinlik geçişlerinde açık alanda oynanan oyunlardan daha çok yararlanması gerektiğini düşünüyor. Ve planlarını bu yönde güncelliyor. Çocuk ne yapacak? Enerjisini atacak. Kıpır kıpır çocuk. Yani açık alanda oynanan oyunlardan enerjisini atacak arkadaşlar. Dikkat edin. Reaksiyon, dinlenme, rahatlama. Savunucuları Lazarus ve Patrick var. Moritz Lazarus. Lazarus da ne diyor? Schiller, yani çocuk oyun oynayarak o enerjisini atıyor. Ama reaksiyon, dinlenme kuramında ise arkadaşlar çocuk boşalan enerjisini oyun oynayarak topluyor. Azıyor, azıyor. O yüzden de harcadığı enerjiyi yerine koyuyor. Bu defa oyun çocuğun enerjisini yerine koyduğu bir etkinliktir diyor burada Lazarus. Kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk getiren bir aktivite olarak tanımlıyor. Yani çalışma sırasında kullanılan ve azalan enerjiyi yerine getirmek için oyundan yararlanıyor ve akademik olmayan faaliyetler şeklinde dengelenmesini öneriyor arkadaşlar. Oyun, okuma yazma, aritmetik gibi akademik çalışmaları yaparken harcanan enerjiyi yeniden canlandırıyor. O halde aklımızda tutuyoruz. Yine söylüyorum. Azarız. Harcanan enerjiyi toplarız. Kuramcısı Moritz Lazarus. Lazarus, Azarus. Aklımıza öyle gelsin. Çocuk ne yapıyor? Çok oyun oynuyor. O yüzden de azacak tabii ki. Arkadaşlar neye ihtiyacı var? Oyuna ihtiyacı var. Yerine koyacak. O yüzden de oyun oynayarak çocuklar bunu gerçekleştiriyorlar. O halde Schiller atıyor oyun yoluyla biriken enerjiyi. Moritz Lazarus çocuk etkinlik yaparken harcadığı enerjiyi oyun oynayarak yerine koyuyor, rahatlıyor, dinleniyor. Halbuki bu kuramın adı o yüzden regresyon, yani vücudun kendini yenilemesi anlamına geliyor. O yüzden de buna dikkat edelim. Arkadaşlar Elif Hocam teşekkür ediyorum. Devam ediyorum şöyle arkadaşlar. Bazen bu görüş çalışmak istemeyen veya örneğin yazmak gibi bir işi sevmediği düşünülen çocuklar için özel olarak kullanılıyor. İşini bitirdiğin zaman oynayabilirsin. Piramak ilkesi gibi. David Piramak ne diyor? Bunu yaparsam bu etkinliği oyun oynamana izin verebilirim. Okul öncesi öğretmenleri bunu gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yani belirli bir dinlenme etkinliğini çocuklar gereksinim duyuyorlar. Ve oyunun fazla enerji teorisinin tam tersine enerji artırmak amacıyla oynandığını söylüyor. O yüzden de yani dikkat ediyoruz buna arkadaşlar. Şimdi fazla enerji dinlenme teorisinin sonuçları var. Gerek reaksiyon dinlenme teorisi gerekse fazla enerji teorisi her ikisi de bizi oyun zamanı ile çalışma zamanının ayrılması prensibine götürüyor. O yüzden de bu görüş ışığında özellikle okullarda çalışma zamanları ve oyun zamanları teneffüs vardır. Ve böylece çocuklar teneffüsteki oyunlarda dersler sırasında oluşan uyuşukluklarını, gerginliklerini atıp rahatlayabilir veya azalan enerjilerini yeniden toplayabilirler. O yüzden de dışarıya atan diyorsa
fazla enerji, yani yerinde duramayan kıpır kıpır öğrenci ama boşalan enerjiyi çocuk dinlerken yerine koyması gerekir. Artık çocuk oğuştu, yani dinamik olması lazım. Teneffüste oyun oynayarak bunu yerine koyar diyorsa, bence bunun adına rahatlama dinlenme teorisi deniyor. Dikkat edin arkadaşlar. Yani biri enerjiyi dışa atar, şiller, diğeri enerjiyi toplar, Lazarus. İkisinin arasındaki en önemli fark bu. Gerginliği giderme kurama. Yani bu da arkadaşlar Herzinger. O yüzden de gerginliği giderme kurama. Herzinger. Şimdi bakın, sınav iptal olursa %100 buna da şey yapar. ÖSYM dokunur. Neden? Hollandalı eğitimci Herzinger'in kuramı da Lazarus'un kuramına benziyor. Neden? Oyun harcanan enerjiyi tekrar elde etmek üzere oynanıyor. Yani çocuk bedensel ve ruhsal gerginliğini oyun aracılığıyla gideriyor. Bu defa yani çocuk öyle geriliyor ki, öyle ruhsal olarak, bedensel olarak gerginliğini gidermek için, adı üstünde gerginliği giderme arkadaşlar. Herzinger, Gerginger, gayet Gerginger, Herzinger, gerginliği giderme. Bu defa arkadaşlar biriken enerjiyi atar derse Schiller, Herbert Spencer, yerine koyar derse, azıp da yerine koyuyorsa Lazarus. O halde bu da arkadaşlar gerginliğini gidermek için yapıyorsa, o halde bunun adı da Herzinger'dir. Çocuk gerginliğinden kurtulmak için bunu yapıyor der bize. Böyle soru getirir arkadaşlar. İhtimali de yüksektir bakın. Şıklara bunu koyacaktır. Dikkat edin, diğer Carlgross'un kuramıyla bunun arkadaşlar eleme taktiği olarak şıklara getirecektir. Ben öyle düşünüyorum, öyle istiyorum. Şule Hoca olarak öyle bekliyorum arkadaşlar. Aysa Hocam merhaba, merhaba. Aysa Hocam da var. Merhaba Aysa Hocam. Devam ediyorum şöyle. Bakınız arkadaşlar, hazırlık. İşte benim istediğim 2023 EABT sorusu. 2023 EABT sorusu. Carlgross. O halde o kadar önemlidir ki bu kuramcı. Carlgross, yani çocuk oyun oynayarak ilerideki yaşam rollerini hazırlanıyor. Bence bu yaşam rolleri nelerdir bunlar? Anne olacak, baba olacak, bence oyunla öğretmen olacak. Hangimiz oynamadık doktorculuk, hangimiz oynamadık öğretmencilik arkadaşlar? Hangimiz oynamadık? O halde arkadaşlar yani... Oh, canım sınırım hocam. Kocaman kocaman cansın. Aysa Hocam, Elif Hocam cansın. O yüzden de devam ediyorum şimdi. Bakın arkadaşlar, çocuk oyun yoluyla bir yetişkin olarak nasıl yaşanması gerektiğini araştırıyor. Bunları uygulama fırsatı buluyor çocuk. O yüzden de çocuk oyunları ona gençlik ve yetişkinlik yaşında kendisinden beklenenleri yerine getirebilme konusunda yeterlilik kazandırıyor. O yüzden de yani gelecek, bugünden oynadığı oyun çocuğu gelecek yaşantısına hazırlar diyorsa, kuramcının adı Carlgross. Hani 2023 EABT sorusunu Şule Hoca buradan bekliyor. O yüzden de Carlgross'tan bekliyoruz, dikkat edin. Ve oyun gelecekteki çalışma ve yaşantıların bir ön hazırlığı. Gross oyunun antisosyal eğilimlerden arındırma özelliğinin de olduğunu ile sürüyor. Arkadaşlar bakın, şıklara koyacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin yaşamına, yani ön hazırlık, ön egzersiz teorisinde yer almaz diye soru getirir. O yüzden de yani A'ya şunu koyar. Çocuk oyun yoluyla bir yetişkin olarak nasıl yaşanması gerektiğini araştırır. Öncelikle şunu koyar. Bunları uygulama fırsatı, yani gelecekteki yaşam rollerini uygulama fırsatını oyunla test eder. Öncül 3 şunu da sorar. Gelecekteki çalışma ve yaşantıların bir ön hazırlığını yapar. Yani öncül 4'e de şunu koyar. Der ki geçmişten gelen atalarının yaptığı davranışların aynısını oyun yoluyla gerçekleştirir. Bu Stanley Hill olur. Atarsınız bunu. Daha sonra E şıkkına da şunu yerleştirir. Der ki yani oyunun antisosyal eğilimlerden
arındırma, yani çocuğu sosyalleştirecek özelliğinin de olduğunu ile sürüyor. Yani bu ne demektir? Oyun çocuğu sosyalleştirir. Şıklara bunu koyarsa Vygotsky diye sakın atma bunu. O yüzden de dikkat et. Öyle bir şey yok bunda. Yani antisosyal etkinliklerden çocuğu arındırdığını söylüyor. Yani sosyalleştiriyor çocuğu. Bunlar arkadaşlar Karl Gross'un görüşleri. O halde benim beklediğim yer Karl Gross yetişkin yaşamına hazırlık. Yani çocuk ne yapacak? Ön egzersiz yapacak. Geleceği bugünden çocuk yaşayacak ki gelecekte anne olacak, baba olacak, öğretmen olacak, doktor olacak, okul öncecilerim. Halde çocuk bugünden gelecek yaşamına hazırlık gerçekleştirecek. Dikkat edelim arkadaşlar. Yani dikkat edelim. Emine Hocam buradan sonra gelecek. Bekliyoruz. Dikkat edelim, dikkat edelim. Peki devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar rekapitülasyon teorisi. Bu nedir? Özünü bulma, tekrarlama, bağlantı. Geldi zaten bu soru. Bunu getirmeyecek. Çalışmayın. Oldu mu arkadaşlar? Yani bunun üzerinde durmayın gerçekten de. Yani nedir bu arkadaşlar? Geçmiş deneyimler. O yüzden de yaratıcılığı yok bunun. Geldi zaten. Kültürün geçmiş deneyimleri diye sordu. Tekrarlama kuramıydı arkadaşlar. Tekrarlama. Bakın sevgili okul öncesi öğretmenlerim. Bunların hepsini bilmek zorundasınız. Oldu mu arkadaşlar? Yani bunların hepsini bilmek zorundasınız. O yüzden de Stanley Hill'da geldi. Bizim hatta gelen sorularımız içerisinde 30. sorumuzdu bu. 30. soru. Bunu çalışmayın artık bu sene arkadaşlar. Gelmeyecek bundan. O yüzden de dikkat edelim. Yani bunda Stanley Hill tarafından geliştiriliyor. Ya buna göre oyun gelecekteki davranışlar arasında bir ilişki kurulamaz diyor. Gelecek. Karl Gross geleceği söylüyordu. Bu da geçmişi taşıyor. Oyun çocuğun içinde yaşadığı kültürün bir özeti, bir aynasıdır. O yüzden de çocuklar oynadıkları oyunlar ataların geçmiş yaşam tarzlarını yansıtıyor arkadaşlar. Kültürün geçmiş deneyimleri derse ki öyle geldi. Kesinlikle arkadaşlar bunun cevabı tekrarlama kuramı olarak geldi. Doğru cevap Ceyhan'dı. Burayı veremiyorum, üstünden bir ay geçmedi daha sınavın. O yüzden de yani doğru cevap Ceyhan'dı. Ve bizim 30. sorumuzdu. Stanley Hill'dı. Gelir demiştim, geldi. Dikkat edin arkadaşlar. Özünün yenileme kuramına göre oyun kalıtımın bir ürünü. Halde genetik özelliği var bunun. Geçmişte ataların yaptığı olayları çocuk oyun dünyası içerisinde tekrar ediyor. Yani çocuğun oyunların içerisindeki bir şeyler elde etme, yani koşma, vurma, sığınma gibi davranışlar, ataların geçmişte yaptığı avlanma, savaşma, sığınaklar kurma gibi işlerin tekrar edilmesi. O yüzden de bunun yaratıcılığı yok. Geçmişi tekrar ediyor çocuk arkadaşlar. Ve bizim 30. sorumuzdu. Yani 29. sorumuz arkadaşlar Hu Zengay'dı. 30. sorumuz bizim Stanley Hill'dı. O yüzden de ama 2023'te gelecek sorumuz Karl Gross olmasını istiyoruz. Şimdi Hill bu kuramda evrim kuramından yola çıkıyor. Çocuk oyunda insan ırkının evrim sürecinde geçirdiği devinimsel ve ruhsal aşamaları tekrar yaşıyor. Yani haz teorisi var şimdi arkadaşlar. Haz teorisi. Yani Karl Lott Bühler tarafından gerçekleştiriliyor. Bühler teorisinde oyun sürecinde yaşanan mutluluk ve hazzı vurguluyor. Şimdi arkadaşlar bakınız, söylüyorum size, haz teorisini şıklara koyacak. O yüzden de şıklarda göreceğiz haz teorisini. Nasıl görürüz biz arkadaşlar haz teorisini? Şöyle sorar bize. Yani der ki şıklara yerleştirdiğinde biz Piaget'in sorusunu göreceğiz inşallah. Ama haz teorisini de yer almaz şeklinde soru da getirebilir. Dikkat edin. Yani bunda şöyle bir kaydırak örneğini aklınıza yerleştirin. Arkadaşlar haz teorisinde çocuk kaydıraktan kayıyor. Düz kayıyor, ters kayıyor. Farklı farklı yöntemlerle kayıyor. Ama artık kaydıraktan arkadaşlar ona cazip gelecek
bir durum kalmayınca kaydıraktan kaymayı bırakıyor. Yani has teorisinde tehlikeli olsa bile çocuk o davranışı haz aldığı için yapıyor. Ve artık cazibesini yitirdiğinde bırakıyor arkadaşlar. Yani has teorisinde şıklara gelir. O yüzden de teşekkür ediyorum Emine Hocam. Yani onu da şey yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edin, dikkat edin. Has teorisi. Yazın arkadaşlar. Karlot Bühler. Alman Karlot Bühler. Şıklara kesinlikle koyacaktır bunu. Yani çocuğun kaydırak örneği. Hoca has teorisinde kaydırak örneği dedi. Arkadaşlar Bühler olduğunu söyledi. Yani ilginç bir şey kalmayınca kaydıraktan oynamayı bırakıyor çocuk. O yüzden de has teorisinde oyun sürecinde yaşanan mutluluk ve hazı vurguluyor. Ne kadar tehlikeli olursa olsun çocuk bisiklete biniyor, düşüyor ama neden? Binerken mutlu oluyor has teorisinde. Yani kuram oyunun yarattığı olumlu duyguları vurguluyor. Yani oyun temel özelliklerinden biri eğlenceli olması. Şıklara koyacak. Yani göreceğiz biz. Çağdaş dinamik kuramlar. Şimdi arkadaşlar kesinlikle bundan soru getirir. O yüzden de soru getirir. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Yani onun üzerinden şöyle bir bakalım. Daha çok deneysel ve bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kuramlarda çocukların nasıl çağdaşta nasıl oyun oynadıkları ve oyunun içeriğini açıklamaya çalışıyor. Bu kuramlar oyun kuramı değil, kişilik ve bilişsel gelişim kuramlarıdır ve oyunu bir çerçevede ele alırlar. Psikanalitik teoriler arkadaşlar gelecektir bu sene. Yani bekliyorum bak, yazın ne olur, kargrosu yazın, çalışın arkadaşlar. O yüzden de birileri yazın, şıklara gelecektir çünkü. Has teorisi, bisiklet örneği yazın. Ne olur arkadaşlar, bunlara dikkat edin. Yani bu psikanalitik teoriden kesinlikle ben soru bekliyorum. O yüzden de yani özellikle Freud'un ve Erikson'un çalışmalarına dayanıyor bu. Bu teoriye göre oyun davranışı çocuğun büyümeye ilişkin biyolojik ihtiyacı ile büyüme arzusunun bir bileşimi olarak açıklıyor. O yüzden de oyun çocukların kendi dünyalarını yaratmalarına, yani olayların akışını değiştirebilmelerine ve istedikleri gibi sonuçlandırabilmelerine imkan veriyor. Bak şıklara koyacaktır bunları arkadaşlar. O yüzden de yani bizim beklediğimiz yerler burası arkadaşlar. Dikkat edelim, dikkat edelim. O yüzden de yani dikkat edelim. Evet arkadaşlar, bir dakika, yazdıklarınızı okuyamıyorum. Evet, psikanalitik önemli, Aysu Hocam yazmış. Evet arkadaşlar, yani kişisel gelişim, çocuk gelişimi ve oyun, duygu ve duygusallık, düşünce ve haz, biyolojik akış. Aysu Hocam yazıyor buraya. Evet. Devam ediyorum şimdi, bakın sevgili okul öncesi öğretmenlerim. Buradan bize bu kuramlardan bize soru gelecek. Bizim ikinci sorumuz, yani biz 30. soruyu buradan göreceğiz. Ben böyle istiyorum. Sigmund Freud oyun ortamı çocuğun arzularını karşılayabileceği, yani geçirdiği travmatik olaylara hakim olabileceği ortam diyor. Çocuğun gerçeklerin sınırlarından kurtulabileceği, bunu sordu zaten, bunu sormayacaktır artık şurasına, saldırgan dürtülerini yansıtabileceği güvenli bir ortam diyorsunlar diyor. Yani oyun çocuğun iç dünyasını yansıtan bir ifade biçimidir. Yani Freud ne diyor arkadaşlar? Çocuğun saldırganlık ve cinsellik dürtüleri var. O yüzden de arkadaşlar yani saldırganlık ve cinsellik dürtüleri var. Oyun çocuğun bu dürtülerini gerçekleştirebileceği güvenli bir ortam diyor. O yüzden de ona dikkat ediyoruz. Güvenli bir ortamdır diyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Bireyin farkında olduğu ya da olmadığı duygularını belirtiyor. İnsanların duyguları, istek ve arzularında, düş ve fantazilerinde ortaya çıkıyor. Çünkü oyun sırasında bir denetim ya da eleştiri yoktur. Freud'a göre benliğinin gelişmesiyle ilişkili olarak mantıksal düşünmenin başlamasıyla oyun son bulur. Arkadaşlar bunlardan soru getirecektir. Yani ne olur bunları çalışın. Hangisi Freud'un görüşlerine uygun değil diyecek ya da psikanalitik görüşlere uygun değil diyecek. Bak böyle soru bekliyorum ben. Yine söylüyorum. Bilen bilir, Stanley Hill'den soru gelecek dedim. Atakültürü geldi arkadaşlar. O yüzden de dikkat edelim. Yani bunun üzerinden oluşturalım. Şimdi
Böyle soru o halde insan duygu ve istek arzularına uyun da düş fantazilerinde ortaya çıkar. Öncül bir koyar. Freud'a göre benliğin gelişmesiyle ilişkili olarak mantıksal düşünmenin başlamasıyla oyun son bulur arkadaşlar. Yani bunu da koyar şıklara. Akılcılık ve eleştirel düşünme gelişimi sonucunda çocuk oyundan uzaklaşır. Bunu da koyar. Çocuk oyunda yetişkin rolünü üstlenerek hayal içinde kazandığı duygularını gelecekte kullanmak üzere saklar. Hayır, bakın bunu da koyar arkadaşlar. Lütfen bu defa Karl Gross'un sorusunu da getirir koyar. Şaşırıp kalırsınız. Dikkat edin buna. O yüzden de dikkat edelim arkadaşlar. Yani şöyle çocuk oyunda yetişkin rolünü üstlenerek hayal içinde kazandığı duygularını gelecekte kullanmak üzere saklıyor. Bu da Freud'un görüşleri arasında yer alır. Lütfen arkadaşlar bunlar gelecek. Yani soruya bakın şimdi. Soru üzerinden görelim arkadaşlar. Yani soru şu, oyun ortamı çocuğun arzularını karşılayabileceği, geçirdiği travmatik olayların etkilerini atlatabileceği, gerçeklerin zorlayıcı durumlarından kurtulabileceği, saldırgan dürtülerini uygun şekilde yansıtabileceği güvenli ortamdır. Geldi bu soru bize. O yüzden de bunun cevabı Sigmund Freud'tu. Yani ama yine Sigmund Freud'dan soru bekliyoruz arkadaşlar. Dikkat edin, benim beklediğim yer yine Sigmund Freud. Bu defa görüşleri arasında yer almaz sorusunu getirip bize soracaktır. Dikkat edin arkadaşlar. Yani cevap A şıkkı olacak. Aynen A şıkkı, A şıkkı. İşaretledim gördünüz zannedersem arkadaşlar. Hocam gördünüz mü? O yüzden de A şıkkı, A şıkkı. Aysu hocam gördünüz değil mi? O yüzden de A şıkkı ama yine bize psikanalitik görüşlerden, evet psikanalitik görüşlerden soru getirecektir. Hangisi psikanalitik görüş arasında yer almaz diyecek arkadaşlar. Yani buradaki şu öncüllerden soru bekliyorum lütfen arkadaşlar. Buna dikkat edin ve notunuzu lütfen düzenli bir şekilde alınız arkadaşlar. Bakın bunu soru olarak bunu şık yapacaktır. Şıklarda getirip bize soracaktır. Evet Erikson. Erikson'un sorusunu bekliyorum ben arkadaşlar. Erikson'un 8 gelişim aşamasında yani üçüncüsünde 4 ile 6 yaş arası çocuk bir şeyler yapar. Erikson bunu oyun çağı olarak tanımlıyor. Yani çocuklar hem kendi kendine hem de başkalarıyla oynamak ihtiyacında olurlar. Ve Erikson'a göre hayal gücünün dünyaya hakim olmak. Erikson sorusu gelir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bizim. Erikson sorusu olur. Dikkat edin. O yüzden de oyun sağlamak için kullanılması, duyguların ifadesi, geçmiş durumları yeniden yaratma, gelecekte olacakları düşleme, var olmak için yeni modeller yaratma, yani gerçek çözümlenmeyen problemler, evcilik oyunda, dramatik oyunda, sporda, sanat ve bloklar gibi oyunlarla çözümlenebilir. O halde yani bu oyunlarla çözümlemesini soracak ve hangi kuramcının görüşlerine aittir sorusunu ben bekliyorum arkadaşlar. Ben buradayım söylüyorum. Erikson'dan soru göreceğiz. Sigmund Freud'dan soru göreceğiz. Karl Gross'tan soru göreceğiz. O halde 3 tane sorumuz bizim buradan oluşacak. Yani biz buradan soru göreceğiz arkadaşlar. Yani onunla ilgili dikkat edelim. Ve arkadaşlar yani ben her zaman söylediğim yerler gerçekten geliyor. Beni bilen bilir arkadaşlar. Öyle şaka da yapmıyorum. İstiyorum. Çünkü sorulmayan yerler üzerinde ÖSYM'nin dokunduğunu da ikincisinde gördük. O yüzden de oradan soru istiyorum. Yani biliyorum. Ben isteğimi söylüyorum. Arkadaşlar bunlar da çıkıyor gerçekten de. Yani bunun üzerine dikkat edelim. Erikson'la ilgili soru gelir. Şimdi bilişsel gelişim teorisi. Arkadaşlar biz Piaget, Lev Vygotsky. Vygotsky'den geldi ama Piaget'den bize 3 tane çocuk verir arkadaşlar. Yani bu 3 tane çocuk dönem eşleşmesi ve oyunu sorar. O yüzden de bizim 4. sorumuz buradan olur. Dikkat edin bakın Piaget'den 4. sorumuzu Piaget'den sorar. O yüzden de Jean Piaget'e göre oyun olarak değerlendirilen etkinliklerin büyük bir bölümü bilişsel faaliyetlerdir. Yani bu etkinliklerin tümü çevredeki nesneleri keşfetme, araştırma, deneme etkinlikleridir. Yani Piaget'in oyun teorisinin temeli özümleme, asimilasyon ve uyma,
akomodasyona dayanıyor. Yani oyun ve taklit zeka gelişimin ayrılmaz bir parçası diyor. Oyun çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlıyor. Piaget'e göre oyun gelişimi 3 aşamalıdır. İşte soru beklediğimiz yer. 1- Alıştırmalı oyun. 2- Sembolik oyun. 3- Kurallı oyun. Arkadaşlar, kurallı oyun. O yüzden de dikkat edelim arkadaşlar. Ve kurallı oyun geldi bize. Ama yeniden gelecek. Bu defa üçlü üzerinden getirip bize soru soracak. 34. sorumuz yetişkinler tarafından oynanan, içinde yarışmaların olduğu oyunu sordu. Kurallı oyundu. Bu defa 3 tane çocuğun sırası ve dönem eşleştirmesinden soru bekliyoruz arkadaşlar. Dikkat edin bunlara. O yüzden de aynen öyle. Birincisi duyumotor dönem. 0-2 yaşlar. Bu arkadaşlar yani tamamen alıştırmalı oyundur. Duyumotor dönemindeki çocuklar. Yani bunlar fiziksel davranışlara bağlı çocuğun ilk evresi. İşte verir bize Ali'yi, Ayşe'yi, der ki 2 yaşındaki Ayşe oyununda hani bakma, emme, ellerini açıp kapama gibi davranışlar sergiliyor der. Piaget'e göre bu çocuğun hangi gelişim döneminde, hangi oyun evresinde olduğunu sorar, eşleştirmeli soru sorar. Ve 3 tane çocuğu bu şekilde verir bize, oluşturur arkadaşlar. Dikkat ediniz. O yüzden de yani devam ediyorum şöyle. Duyumotor dönemde alıştırmalı oyun arkadaşlar. Yani bakma, emme, elleri açıp kapama gibi yani duyumotor gelişime bağlı davranışları var. Bunlar tekrarlanmaktadır. Bunlar devresel ve döngüsel tepkiler. Yani alıştırmalı oyun bilişsel gelişimin duyumotor döneminde oynanan oyundur. O yüzden de çocuk eline çıngırı aldırır bize. Arkadaşlar çıngırağını vurur, sallar. Der ki işte 11 aylık Cem der. Yani öncelik de şunu verir arkadaşlar. Öncelik de yani çocukların isimlerini verir. Der ki sembolik oyunda işlem öncesi dönemde 2-7 yaşlar arasında oynanan oyun arkadaşlar. Sembolik oyunda o da şöyle söyler arkadaşlar. Der ki bize işte eline aldığı bir cetveli at gibi yaparak onun yerine koyarak onunmuş gibi oyun oynar der. O yüzden de bu sembolik oyunu bize sorar. Yani dönem eşleştirmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde şıklara getirir arkadaşlar. Aynen öyle hocam. At yapar sopayı. Yani mandaldan küpe yapar. O yüzden de yani bir şeyi kiremitten ev yapar. Yastıktan ev yapar. Kazaktan saç yapar. Bir babaannesinin örtüsünden duvak yapar. Onunmuş gibi oynar mandal küpe. Aynen öyle, çok güzel hocam. Evcilik oyunları hangimiz oynamadık? Hadi bizi dönem eşleştirmesini sorar. Yani bu sembolik oyundur. Ve işlem öncesi dönemin sembolik işlemler dönemine karşılık gelir arkadaşlar. Karşılık gelir. Şimdi bir diğerini de üçüncü çocuğu da alır arkadaşlar. Yani onu da kurallı oyun döneminde İşte geçen sene getirdi. Yani bizim 34. sorumuz Bursa seçeneğiydi. Doğru cevap kurallı oyundu arkadaşlar. Yani kurallı oyundu. Şimdi şöyle mandal küpe, deney ve deneysel karşılık geliyor. Aynen, çok güzel şeyler yazıyor arkadaşımız. Kurallı oyun dönemi 7 yaş ve sonrası arkadaşlar. Yani bu artık somut işlemler dönemine denk gelen evre. Ama geçen sene dönemi almadan öğretmen nezaretinde yarışmaların olduğu, kuralların olduğu oyunu sordu. Doğru cevap Bursa'ydı. Yani bizim 34. sorumuz arkadaşlar kurallı oyundan geldi. Bu sene 3 tane öncüllü soru verip Piaget'e göre bu çocukların hangi dönemde, hangi oyun aşamalarında olduğunu bize soracağını kesin bekliyorum arkadaşlar. Böyle soru kesin gelir bize. Şimdi çocukların kuralları önceden başkalarınca belirlenmiş oyunlar oynadığı evredir bu. O yüzden de yani dikkat edelim. O yüzden de 11-12 yaş döneminden sonraki ödelesan yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde de
kurallı oyunun özellikleri görülüyor. Yetişkinlikte iskambil, satranç, kazanma kaybetme var arkadaşlar. O yüzden de gerçekçi ayrıntılara dikkat edilir. Ve bu evrede oyun kuralları ve kurallara uymayanlara verilecek cezada önem taşır. Oyunda kurallara uyarak sosyal normlara uygun çocuklar da davranmaya başlarlar. Yani öğretmen nezaretinde de yarışmaların olduğu, kazanın kaybedenin olduğu oyun teorisi arkadaşlar kurallı oyun döneminde ve somut işlemler döneminde. Halde tekrarlıyorum, duyumotor dönemi oyunu arkadaşlar alıştırmalı oyun. Halde işlem öncesi dönemde sembolik oyun. Halde kurallı oyun somut işlemler döneminde çocukların oynadığı oyunlar kurallı oyun olur. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Kurallı, kurallı. Aynen öyle Elif Hocam. O yüzden de 3 tane çocuğu verir. Yani birincisine der ki cam 11 aylık. İşte masanın etrafında işte emekliyor der arkadaşlar. Emekliyor der. O yüzden de etrafında emekliyor, dolaşıyor der. Arkadaşlar başkalarıyla oynamıyor. Halde kaslarını kullanarak etkinlikler yapıyor der. Bu alıştırmalı oyun. Duyumotor dönem. İkinci çocuğu verir. İkinci çocuğa da arkadaşlar bir kahve fincanından yani gerçek kahve varmış gibi mış gibi oyun oynatır. Aynen öyle emekleme ve kas dönemi. Aynen Aysun Hocam. O yüzden de kahve fincanlarıyla evcilik oynuyormuş gibi çocuk bu etkinliği yaparak misafir ağırlıyormuş gibi dramatik oyununda bunu kullanır. Buna da sembolik oyun hangi dönem diye sorduğunda işlem öncesi dönem diyeceğiz. 2-7 yaşını kapsayacak. Hani öğretmenin koyduğu kurallara göre çocuk oyun oynuyor derse ilkokul dönemindeki çocuklar voleybol, istop gibi oyunlar arkadaşlar derse hani biz buna kurallı oyun diyeceğiz. Hani kurallı oyun ilkokul döneminde oynanan oyundur. O yüzden kuralları başkaları tarafından konulmuş top gibi tabii ki hocam. Aynen öyle. Kurallı oyunda çocuklar oynar arkadaşlar. Yani unutmayın. Alıştırmalı, sembolik, kurallı. Alıştırmalı, sembolik, kurallı. Halde Piaget. Biz Piaget'den soru bekliyoruz. Ben bekliyorum en azından. Yani bütün Türkiye duysun. Benim istediğim bu. ÖSYM de beni duysun inşallah arkadaşlar. Yani Piaget. Dikkat ederim. Piaget. Şimdi devam ediyorum. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre oyun aşamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. O yüzden de hangisi söylenemez. Şimdi A alıştırmalı oyun sıklıkla bilişsel gelişimin duyumotor döneminde görülür. Biliyoruz artık doğru gelen sorumuz bu. B çocuklar sembolik oyunda bir diğer kişinin rolüne girerler. Doğru ve kurallı oyun sıklıkla bilişsel gelişimin işlem öncesi döneminde görülür. Kurallı oyun nerede görülüyordu? D'ye bakın alıştırmalı oyun taklit ve hareketlerin tekrar edilmesiyle başlar. Sembolik oyunda çocuk bir nesneyi bir başka nesne yerine koyar. Halbuki kurallı oyun bakın arkadaşlar gelen bu ÖABT sorumuz bizim. O yüzden de kurallı oyun neredeydi? Somut işlemler döneminde görülen oyunumuz aynen Elif Hocam. Kurallı oyundur arkadaşlar. Dikkat edelim. Aysu Hocam Piaget nedir diye mi soruyorsun? Piaget, bilişsel gelişim kuramcısı. Aysu Hocam bunu mu soruyorsun bilemedim. Bilişsel gelişim kuramcısı. Biliyorsunuz gelişim psikolojisinde Piaget'den her yıl 2 tane soru getirir. Piaget'in ahlak gelişimi de var. Oradan da bir tane banko soru getirir bize. Gelişim psikolojisi bir de erken çocukluk 1-2 de görürüz biz soruyor. O yüzden nasıl yazılır? Hemen yazıyorum Aysun Hocam oldu mu? Tamam Aysun Hocam sen bana söyle. Ben buradan yazıyorum. Bak Piaget aynen şöyle yazılıyor. O yüzden bu şekilde yazılır. Oldu mu? Piaget. Aysun Hocam yazılışı bu. Tamam. Oldu mu Aysun Hocam? Jean Piaget tabii ki. Jean Piaget. Yani bilişsel gelişim kuramcısı. Hatta onu ÖYT'de de görüyorsunuz. Yapılandırmacı, bilişsel yapılandırmacılıkta görüyorsunuz. Jean Piaget'i arkadaşlar. En önemli kuramcılardan bir tanesi. O yüzden de İsveçli. Gerçekten ona dikkat ediyoruz. Şimdi
Şöyle alıyorum arkadaşlar. Nereden soru gelir anlatıyorum size. Ve tek uzem olarak bunları arkadaşlar böyle yapay zekayla sınavlar oluşturulacak. Sınavlar üzerinde nereden gidemediniz? Onlar üzerinde bakacağız. Onlar üzerinden değerlendireceğiz. Ben de teşekkür ediyorum. O yüzden de evet Elif Hocam, Piaget'in ve Freud'un olmadığı yer yok zaten. Bizim erken çocukluk birikimimiz bunlar. Yani eğitim bilimlerindeki gelişim psikolojisi bunlar. Pederecilerin alanı bunlar. Elif Hocam ayrıca pederecidir arkadaşlar. O yüzden de pedere kökenlidir o. Onu çok iyi bilirim. O yüzden de çok iyi pederecidir aslında. Devam ediyorum. Bakın doğru cevabın arkadaşlar. Yani kurallı oyunlar bilişsel gelişim, gelişimin işlem öncesi döneminde başlar. Yani işlem öncesi dönemde değil, somut işlemler döneminde başladığını biliyoruz. O yüzden de bize 3 tane çocuğu getirir ve sorar. Siz de bunu yaparsınız. Şule Hocam demişti dersiniz arkadaşlar. O yüzden de dikkat edelim. O yüzden yani alıyorum şöyle arkadaşlar. Et Lev Vygotsky. Bu sene iptal ettirmeye çalıştık bu soruyu. Bakalım ne olacak? Sonucunu çok dört gözle bekliyorum. Oldu mu? Sevgili öğretmenlerim, can öğretmenlerim. Dört gözle bekliyorum. Benim sevgili okul öncesi öğretmenlerim. Yani bize gönderiyorlar okul öncesinden çok atama olsun diye. Çok istiyoruz. İmza atıyorum hemen. Gönderiyorum arkadaşlar. Yani şey istiyorlar, destek istiyorlar. Destek de yapıyoruz. Destek de gönderiyoruz. İnşallah çok adım olacak okul öncesinden. Diğer branşlara da diliyorum. Yani gönülden istiyorum. Gerçekten arkadaşlar Hickman'ı sordu geçen sene. Hickman'ı sordu. Evet, müzik aletleri Elif Hocam, müzik aletleri sorusu iptal olabilir. Yani Guiro iptal olabilir. Yani onun için de yazdırdık. Ben 3 tane arkadaşa söyledim. O da iptal olabilir. Aynen öyle arkadaşlar. Yani o yüzden de arkadaşlar iptal olmasını istiyoruz. Bu da iptal olsun istiyorum. Göreceğiz. İptal etmeyebilir ÖSYM ama iptal edilsin istiyoruz biz gerçekten de. Bu soru da öyle arkadaşlar. Bizim hani iptal olmasını istediğimiz soru 32. soruyu iptal etsin istiyoruz. Neden? Çünkü mış gibi oyunlar... Yani çocuk bir kural belirliyor. Onunmuş gibi yapıyor. Mış gibi oyun arkadaşlar Piaget'in değil aslında. Onunki sembolik oyun. Mış gibi oyun Vygotsky'nindir. O yüzden de oyun çocuğun yarattığı hayali bir durum olarak tanımlıyor. Ve Vygotsky Freud gibi oyunun çocuğun unutmadığı ancak sosyal çevre tarafından da karşılanmayacak arzuların yaratıldığı gerilimden kaynaklandığını söylüyor. O yüzden Vygotsky oyunun sembol kullanma becerisinin gelişiminde çok önemli rolü olduğunu söylüyor. Vygotsky'ye göre gerçek oyun 3 yaş dolaylarında mış gibi oyunla başlıyor. O yüzden de Vygotsky'nin sosyokültürel arkadaşlar yani görüşlerinde yer almaz dedi. Mış gibi yapmak kurallardan bağımsızdır dedi arkadaşlar. Yani kurallardan bağımsız değil. Yani ona dikkat etmesi gerekiyordu. Yani bu sorunun kapsamının değişmesi lazım. ÖSYM'e buna sınır koyması lazım. O yüzden de mış gibi oyun. Aslında çocuk onunmış yerine koyuyor. Oyun oynuyor. Piaget'de bunun adı sembolik oyundur. Mış gibi oyun derse Vygotsky, sembolik oyunda mış gibi yapıyorsa hadi o Piaget'dir. Karıştırmayın oldu mu arkadaşlar? Demek ki benim sevgili okul öncesi öğretmenlerim. Ne olur unutmayın sevgili okul öncesi öğretmenlerim. Mış gibi oyun Vygotsky'nindir. Piaget'in değildir. Piaget'inki sembolik oyundur. Çocuk bir nesneyi başka bir nesnenin yerine koyarak oyun oynar derse sembolik oyun tanımlaması yapmıştır. Ama buna Vygotsky mış gibi oyun demiştir. 3 yaş dolaylarında mış gibi oyunlar başlar. O yüzden de yani 3 yaş dolaylarında olduğu için ÖSYM bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Yani bağımsızdır kavramını evet kabul etmiyor. O yüzden de arkadaşlar dikkat edelim buna. Yani oyun gelişimine olan etkisi çocuğun çeşitli alanlarda gelişimini destekliyor. Oyun çocuğa davranışlarını kontrol altına almasında yardımcı oluyor. Vygotsky'nin sosyokültürel gelişim kuramının okul öncesi dönemde oyun
Vygotsky'nin düşüncelerini temel alan okul öncesi eğitim programlarının kaçınılmaz bir unsuru. O yüzden de çocuk oyun yoluyla deneyimlerinden yola çıkarak çevresindeki kişiler, olaylar, arkadaşlar, durumlar, ilişkilerini anlama ve çeşitli düzeylerde bilgi edinme imkanı sağlıyor. Yani oyun çocukların deneyimlerinden yola çıkarak dünyayı anlamalarını sağlıyor. O yüzden de dünyayı anlamalarını sağlayan oyun kuramının adına mış gibi oyun deniyor. Vygotsky'ye göre arkadaşlar artık her yıl sormaya başladı Vygotsky'ye. Aşağıdakilerden hangisi bu sene şıklara koyacak Vygotsky'ye sormayacaktır yalnız. Şıklarda olacaktır. Vygotsky'ye göre erken çocukluk döneminde oyunun en belirgin özelliğidir. Oyunun gelişimi insan evriminin ortaya çıkış sırasını izliyor. Oyun çocukların deneyimlerinden yola çıkarak arkadaşlar dünyayı anlamalarını sağlıyor. Bakın ne vardı? Ne diyordu? Oyun çocukların deneyimlerinden yola çıkarak dünyayı anlamalarını sağlıyor. O yüzden bu gelen soru oyun gelişimi insan evriminin ortaya çıkışını izliyor. Arkadaşlar bu değil. O yüzden de yani Bursa seçeneği C oyun doğal ve kendiliğinden gelişen etkinliktir. D oyun çocuğun rahatlamasını ve fazla enerjisine zaten fazla enerji kurama. Oyun çocuğun iç dünyasını yansıtan bir ifade biçimidir. Yani gerginliğini gideriyor. Arkadaşlar dikkat edin. Doğru cevabın Bursa olduğunu görüyorsunuz. Yani ekolojik teoriler var arkadaşlar. Uri Bronfenbrenner'ın diğer oyun kuramları var. Yani Huizinga arkadaşlar. Huizinga, Helenko'yu sordu. Helenko'nun arkadaşlar yani sistem kuramı bu sene ÖABT sorumuzdu bizim. 31. sorumuz yani 3. sorumuz Helenko'nun sistem kuramıydı. Ve arkadaşlar buradan bize soru gelebilir. Yani Berlin'den soru getirebilir bize. İçten uyarılma kuramı. Berlin. Dikkat edin arkadaşlar. O yüzden de yani Helenko'nun sistem kuramını gördük. Huizinga arkadaşlar. Huizinga ya da Berlin şıklara bile koyar. Dikkat edin. Yani bu %50'lik bir kesimdir. Ne olur yazın arkadaşlar. %50'lik kesim Huizinga'yı sorabilir. Çünkü Helenko'yu sordu. O yüzden geldi. Helenko'da ne vardı? Dedi ki bize çocuk çevresi, öznesi ve nesnesi olmak üzere yani çocuğun çevresine öznesi ve nesnel olmak üzere, öznel ve nesnel olmak üzere iki kutuplu arkadaşlar sistem oluşturur diyor. Yani demek ki çocuk öznel dünyası var, çocuğun nesnel dünyası var. Hangi öznel dünyası ve nesnel dünyası iki kutuplu sistem. Helenko'nun sistem kuramıydı bu arkadaşlar. O yüzden de nesneyi seçme yani özgürlüğüne sahiptir diyordu Helenko'nun sistem kuramında. Doğru cevap Bursa'ydı. Doğru cevabı Bursa olarak gördük arkadaşlar. Yine söylüyorum Helenko'nun evet özne nesne. O yüzden de özne çocuğun kendisi, nesnesi dış dünyası. O yüzden de iki kutuplu sistem arkadaşlar. O yüzden de iki kutuplu sistem. Yani arkadaşlar dikkat edelim buna. Ve buradan bize dedi ki çocuğun oyuncaklarını seçme özgürlüğüne sahiptir dedi. Yani iki kutuplu sistemde nesneyi seçip arkadaşlar yani çocuğun görüşlerini oyun sistemi içerisinde birleştirmesi gerektiğini söyledi. Ve bize hangi kuramcının görüşleri dedi oyuncak seçme özgürlüğü ona aitti. O halde doğru cevabın Bursa olduğunu gördük. Helenko'nun sistem kuramını getirdi ve sordu. O halde bize bu sene gelebilecek soru şu olabilir sevgili öğretmenlerim. Dikkat edin arkadaşlar. Şu olabilir. Huizinga'yı sorabilir. Şıklarda Huizinga ile birlikte Berlin'in içten uyarılma kuramını getirir. Arkadaşlar şıklara koyar bunu. Dikkat edin. Ayırmayı bilmeniz gerekiyor. Çünkü artık sınav soruları gerçekten de şıklar birbirine çok yakın olmaya başladı. Ve şıklar kapsam dar olduğu için, altı soru olduğu için şıklarda olmaya başladı. Hadi biz bu sene Huizinga'ya dikkat edelim. Yani Huizinga'nın oyuncu insan, oyun kuramı var. Yani oyun çeşitli kültürlerden
ortaya çıkma değil. Bu kültürlerin oyun yani oyun çeşitli kültürlerden ortaya çıkma değil. Oyunun oluşmasında önemli bir faktördür arkadaşlar. Kültürlerin oluşmasında önemli. Yani çocuk ata kültürünü taşıyor derse kesinlikle arkadaşlar. Yani bu Stanley Hill'dir. Ama çocuk oyun oynayarak kültürünü oluşturur derse kesinlikle bu Huizenga olur. Kültür oluşturan çocuğun kendisidir. Dikkat edin. O yüzden de oyun çeşitleri, kültür. O yüzden de arkadaşlar dikkat edelim bunlara. Oyunun onun üzerinden oluşturalım. Şimdi bakıyoruz Huizenga'ya göre oyun bir tepki ya da içgüdü değil. Belli bir işleve sahip olmaktır. Oyun istekle yapılan gönüllü bir eylemdir. O yüzden de zorlama diye bir şey yoktur. Yani oyun özgürdür, süreklidir, devamlı tekrarlanır. Ve bize böyle de verebilir arkadaşlar. Yani benim beklediğim, yani onu kesinlikle söyleyeyim arkadaşlar. Huizenga'yı getirecektir şıklara. Şıklara bu kuramları, kuramcıları yerleştirecektir. Buradaki Huizenga'nın oyun kuramını ne olur bilin arkadaşlar. Yani çocuk oyun oynayıp kültürü oluşturuyorsa kesinlikle bu Huizenga'dır. Ama geçmişteki ata kültürünü kalıtsal mirasla oyuna yansıtıyorsa bu Stanley Hill'dir. Çocuk oyun oynayıp kültürünü oluşturuyor diyorsa Huizenga. Buna dikkat edelim. Ne olur arkadaşlar? Bunun üzerinden oluşturalım. O yüzden de dikkat edelim. Dikkat edelim, dikkat edelim. O yüzden de buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi oyunun çeşitleri var. Kültür var arkadaşlar. Onun üzerinden dikkat edelim buradan. Devam ediyorum şöyle. Oyun istekle yapılan gönüllü bir eylemdir. Yani zorlama diye bir şey yoktur. Yani oyun özgürdür, süreklidir, devamlı tekrarlanır arkadaşlar. Ve Halenko'nun sistem kuramı arkadaşlar bize geldi. Halenko'nun sistem kuramı geldi. O yüzden de burada ne vardı? Bireyle çevre arasındaki ilişki olarak ele alıyor arkadaşlar. Yani iki kutuplu sistem dedi zaten. Yani birey kendisi özne, çevresi nesne. O yüzden de çocuk kendi kendine bir oyun ortamından diğerine geçerek olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Oyunda nesne çocuk tarafından serbestçe seçilir. Arkadaşlar dikkat edin. İşte bunu getirdi sordu. Bakın bu notları kullandım ben her zaman. Bu notlar üzerinden kesinlikle arkadaşlar sorular bu notlar üzerinden gelecektir yine. Bakın aynısını getirdi, sordu. Burasını çekti arkadaşlar. Kimin oyun kuramıdır dedi ve bizim doğru cevabımız Bursa'ydı. O halde Berlin'den de soru getirebilir. Lütfen şurasını çalışın. Huizenga, şöyle hocam dedi oyun kuramı diye. Ona dikkat edin, oldu mu arkadaşlar? Lütfen arkadaşlar ona dikkat edelim, dikkat edelim, dikkat edelim. Aysu hocam Bursa'dan mı katılıyorsun sen? Aysu hocam, Aysu Gürbüz hocam, Bursa'dan mı katılıyorsun? Benim de şeyim Bursa. Aysu hocam, Bursa'dan mı katılıyorsun? Evet, Aysu hocam, Bursa'dan mı katılıyorsun? Aysu hocam cevap vermiyor. Evet, Aysu hocam. Aysu hocam, Bursa'dan mı katılıyorsun Aysu hocam? Dur, göremiyorum Aysu hocamın yazdıklarını. Bursa. Evet. Evet Aysu hocam. Aysu hocam Tekirdağ'dan katılıyor. Ne güzel. Tekirdağ. Aysu hocam Tekirdağ. Tamam. Evet. Ha kodlama. Tamam. Aysu hocam. Evet. Aysu hocam. Bize sorularda demek ki Huizenga'dan soru gelebilirmiş. Not aldın mı Aysu hocam? Huizenga'dan soru getirir bize. Bak buradaki geldi geçen sene. Ben bunu kullandım. Halenko'nun sistem kuramı soru olarak geldi. Bursa'ydı Aysu hocam. Bak nesne çocuk tarafından serbestçe seçilir diyordu. Aynısını getirdi, sordu. O yüzden de dikkat edelim, oldu mu? Yani Berlin'in içten uyarılma kuramı var. Berlin'in içten uyarılma kuramını da sorabilir bize. Arkadaşlar oyun keşfetme davranışlarına bağlıdır ve uyarılma durumlarının dengelenmesidir. Yani Berlin genel bir davranış modeli olan heyecan arama şıkları getirir arkadaşlar. Bu ne oldu mu? Kelime kelime düz. Hayır Aysun hocam çok zaman olmadığı için yazamıyorum, oldu mu? Aysun hocam sen tek uzana gel.
grafik tablet de kullanacağım. O zaman çok daha düzgün, daha kısa zamanda çok şey yapmaya çalışıyoruz burada. O yüzden de ben bunları kelime kelime yazarım. Oldu mu Aysun Hocam? Senin anlayacağın şekilde. Sen tek üzeme gel. O yüzden de tek üzemde yaparız. Oldu mu Aysun Hocam? Can Aysun Hocam. Oldu mu? Biz onu yaparız o şekilde. Ben şimdi çok yazmıyorum. Çok zamanımız yok. O yüzden ona dikkat edin. Nereden soru gelir? Bunları anladıysan bizim için kazançtır bu. Evet, bir saati geçtik diyor bak. Oldu mu? Bir saati geçtik. Dikkat edelim. Arkadaşlar Berlin İşten Uyarılma Kurumu'ndan arkadaşlar bize soru gelir. Ben Berlin'den bekliyorum. Heyecan arama deniyor bu. Hareketsiz durumu organizmanın doğal bir durumu değildir. Bu defa bu akademik tanıma verir ve bize bu soruyu getirir arkadaşlar. Huckelson var. Huckelson'dan soru sormaz. Bateson'dan da soru getirmez. Stone Smith'ten de arkadaşlar yani kurallı oyunlarda kültürün etkisini inceleyen ilk kuramcılardandır. Yani bunu getirebilir şıklara, sorabilir. Daha sonra ise oyuncaklara dikkat çekerek oyuncakların oyun malzemeleri olmaların yanı sıra kültürel ürünler olduklarını da vurgulamıştı. Yani bunu da sorabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Oyun davranışlarını anlamaya ve tahmin etmeye çalışan modern oyun kuramları oyunun neden oynandığından çok çocuk açısından oyunun sonuçlarını açıklamaya çalışır diyor. Oyunla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi bu oyun kuramlarını temsil etmez diyor. Çocuğun engellenen duygularını ortaya çıkarır. Çocuğun başarısızlıklarıyla baş etme yoludur. Çocuğun fazla enerjisini atması. Enerji. Ceyhan neydi arkadaşlar? Ceyhan neydi arkadaşlar? O yüzden de buna dikkat edin. Ceyhan neydi? Fazla enerji geleneksel oyun kuramları arasında yer alıyor arkadaşlar. Geleneksel oyun kuramları arasında yer alır. O yüzden de doğru cevap Ceyhan. Bize ne diyor? Sonuçlarını açıklamaya çalışıyor. O yüzden de geleneksel Ceyhan olacak. Sevgili öğretmenler, can öğretmenler. O yüzden de arkadaşlar yani dikkat edelim buna. Evet. Dikkat edelim buna. Bu oyun kuramlarına dikkat edelim arkadaşlar. Gelecek yerleri tekrar ediyorum ve kapatıyorum. Ben arkadaşlar hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve ben tekrar ederek dersimi kapatıyorum. Birincisi arkadaşlar Karl Gross'tan soru gelir bize. Dikkat edelim oldu mu? Karl Gross. İkincisi şuradan soru getirir bize. Arkadaşlar yani Piaget'den soru bekliyoruz biz. Alıştırmalı oyun, sembolik oyun, kurallı oyun. Buradan dikkat edin, getirebilir buna. Üçüncüsü arkadaşlar, biz oyun kuramlarında arkadaşlar yani Halenko'yu sordu arkadaşlar. Yani bize Huizenga'yı getirebilir, Stanley Hill'i getirebilir. Değinemedim ona ve bu gelecek yerlerden bahsettim. Ne olur bunlara dikkat edin arkadaşlar. O yüzden de evet, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Gelecek yerleri söyledim. Dikkat edin ve ben sizi tek üzeme bekliyorum. Tek üzemde arkadaşlar, tek üzemde görüşmek üzere arkadaşlar. O yüzden de dikkat ederim. Oldu mu? Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Güzel kalın. Benim can okul öncesi öğretmenlerim. Hepinizin atanması dileğiyle ve görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet Aysun Hocam sana da iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.